mevkinin, ne şanın, ne şöhretin hiçbirinin önemi yok. Önemli olan hep birlikte sağlıklı ve huzurlu olabilmek. Hiç umurumda değil. Onun doğum günü de 19 Haziran. Ama doğum günü ona kardeşinin vefatını hatırlattığı için kutlama yapmak istemiyor. Ben doğum günümü kutlamıyorum. Benim doğum günü 19 Haziran benim için çok özel bir andı 2 sene önce. O yüzden ben artık kutlamayacağım. Şimdi de programımıza çok özel bir haberle devam ediyoruz. Türk futbolunun iki yıldızı Arda Turan ve Burak Yılmaz İstanbul'da buluştu. Magazin kameralarına çarpıcı açıklamalar yaptı. İlk konumuz deprem. Yaşadığımız acı süreç boyunca bölgeden desteğini esirgemedi iki yıldız. Burak Yılmaz üzgün. Her şey yolunda. Özlemiş. Nasıl geçiyor ben de soruyorum. Her şey yolunda, özlemişiz. Beraberiz. Allah'a şükür iyiyiz yani de tabii üzgünüz bu ara yaşanan her şeyden dolayı. Çok üzgünüz. Ben bile yurt dışında olduğum için biraz daha fazla üzüldüm. Çünkü yani somut olarak bir şey yapamıyorum. Arkadaşlarıma bakıyorum işte oraya gidiyorlar. Yardım ediyorlar. Biz sadece yapabildiğimiz maddi yardım oldu. Arda Turan bölgeye de gitti ve acıları yerinde gördü. Aslında duygusal yükü çok ağır oluyor. Allah hepimize sabır versin. Oradaki hepsi kardeşlerimiz için çünkü onların psikolojik durumları çok önemli bizim için. O gün de söylediğimiz gibi yani bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman onların yanındayız. Yine gideceğiz, yine geleceğiz. Evet. Şimdi biraz önce de konuştuk. Tatil olduğu zaman yine gideceğiz beraber. Belki orada bir maç yaparız. Yani çünkü biz her zaman ülkemizi çok seven, ülkemizin gençlerine elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışan insanlarız. Burak Yılmaz, futbol hayatını sürdürdüğü Hollanda'da toplanan 100 milyon euroluk yardıma vurgu yapıyor. Yani Hollanda'da da biliyorsunuz yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir yardım oldu, bir para toplandı. Çok ciddi bir şey. Biz de bunun öncüleri olduk, Allah nasip etti. Ya bu insan, bu işin futbolcusu, sporcusu çok önemli değil yani. Sonuçta yaşanan bir afet insanlığın gerektirdiği yardım etmekti. Allah razı olsun, dünyanın da bütün her yerinden insanlar yardım ediyor. Bir yerlere bir şey olursa da biz de yardım edeceğiz. Bu insanlığın gerektirdiği bir şey yani. Her iki yıldız da bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyor. Bir an önce en iyi tedbirlerin alınması lazım. Ne gerekiyorsa, bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. İşte çünkü oradaki o çocukları görünce, o halleri görünce insan kahroluyor. Elden de bir şey gelmiyor. Dediğim gibi biz üstümüze ne düşerse yapmaya çalışıyoruz ama sen ne kadar alışabiliyorsan biz de o kadar alışabiliyoruz. Yalnız bekar insanlardık. Artık insanlar evli olunca da daha başka bir sorumluluk. Çoluk çocuk olunca da daha başka bir sorumluluk. O yüzden dediğim gibi elimizden ne geliyorsa ülkenin gençleri için, afet bölgesi için ne geliyorsa yapacağız yani. Gelelim futbola. Arda Turan'ın teknik direktörlük için adı geçiyor. Peki yıldız futbolcunun bu konudaki planları ne? Bir şey gerçekten %100 olmadan, gerçekten en iyi şartlar sağlamadan bu işi yapmayı yani doğru yerde doğru zamanda yapacağım. Çünkü hayallerim çok büyük, oynatmak istediğim, yapmak istediğim şeyler de çok büyük. Ama biliyorsun bizim ülkemizde sporla ilgili sabır zor bir şey ve insanlar başka şeyler arıyorlar. O yüzden başka şeylerde biraz tecrübelerini edinsinler. Sonra zaten biz buradayız. Göreceğiz, zamanını gösterecek. Göreceğiz. Teknik direktörlüğünde devrim yapmak istiyor Arda Turan. Doğru yerde doğru zamanda çalışmak önemli. Hiçbir acelemiz yok. Ama futbolculuğumda olduğu gibi hocalığımda da bir devrim yapmak isterim. Ne gibi? Özlem var mı? Hani futbolda artık. Özlem buralı çok özledim. İşte o yüzden görüyoruz. Sizleri özlüyorum falan. Özlem yok. O kadar yaşı sahibi özlem yok açıkçası çok fazla. Burak Yılmaz'a göre Arda Turan hocalıkta başarılı olabilecek bir isim. Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Niye? Çünkü bu işin mutfağından, tabanından, yani benim için de aynı şey. Kendi tırnaklarımıza kazıyarak geldik. Neyin ne olduğunu biliyoruz ama büyük bir oyunculuk başka bir şey. Büyük bir hoca olabilmek, hocalığa başlayabilmek bambaşka bir şey. O da onun eğitimi. Ben de onun eğitimini alıyorum. Biz onun eğitimini alıyoruz. Yoksa yani öyle bir... Beraber eğitimdeyiz zaten. Bu akşam bizim toplantımız var. İyi bir... yani her iyi bir oyuncunun iyi bir hoca olacak diye bir kaidesi yok. Bunun örnekleri de var zaten.
Yani biz yavaş yavaş. Ben şimdi kötü örnek mi olabilirim? Geç, yok canım. Allah. Olmaz. Eğitimde de dersleri kaynatıyorsun. Yok. Yok ya. Saha içinde her zaman ciddi olur. Dersi kaynatacak bir tane adam var burada. Başka. Gider ayak Arda Turan'ın yeni arabasına odaklanıyor kameralar. Arda Turan'ın İngiliz Kraliyet otomobilinin fiyatının tam 42 milyon lira olduğunu hatırlatalım. Sinan Akçıl'a evlenmeyi kim yasakladı? Merve Boluğur'un eski eşinden ilginç açıklamalar.